Psikoterapi nasıl iyileştiriyor? Nasıl tırnak içinde iyi geliyor? Bir kere yine bunu anlamak için en önemli dayanağımız şu, yine kişisel deneyim, yani uzmanların kişisel deneyimleri de gene bunlar önemsiz değil elbette. Bu şerhi mutlaka düşmek gerekir. Ama bunların da ötesinde bunu ölçmeye çalışıyoruz her zaman, karşılaştırmaya çalışıyoruz. Terapiye gelen insanlarla zaten kendi süreçleri içinde bunu değerlendirmeye çalışıyor her terapist. Ama onun dışında genel olarak da ölçmeye çalışıyoruz. Artık giderek daha geniş çerçevede daha yeni yapılan çalışmalarla bunlar çok net ortaya konuyor. Bir kere bunu söylemekte de fayda var. Yani biz her zaman şunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu bana inanın ben bunu yapıyorum demekten kaçınmanın önemli bir yanı var. Az önceki şeye gönderme olarak da. Biz buna inandığımız için falan değil. Bunun iyi bir yöntem olduğunu gösteren, üzerine düşünülmüş, çalışılmış bir şeyler olduğu ve kişilerden bağımsız olduğu için bununla uğraşıyor durumdayız. Yani psikoterapi yapan uzmanlar gibi düşünebiliriz aşağı yukarı. Bunu gösteren bilimsel çalışmalar var. Bu çok önemli. Bu benim söyleyeceklerimden daha önemli diye bunu söylüyorum aslında. Nasıl iyileştirir? Bu biraz geniş. Az önceki o fonksiyonelliğe ilişkin söylemeye çalıştıklarımı yine tekrar edebilirim. Yani orada aslında insanın farkında olsa da ve mantıksız bulsa da değiştiremediği veya farkında tam olarak olamadığı ama sezdiği şeyleri çalışmaya içerebiliyor. Bunun dışında şunu da biliyoruz ki psikoterapiler artık beyin görüntüleme çalışmalarıyla aslında yapılan bu psikoterapi iyileştirme çalışmaları insanın nörobiyolojisini de etkileyerek iyileştiriyor. Çünkü bizim yani kültürün içinde, medeniyetin içinde, bir topluluk içinde yaşayan insanın yapısında bu etkileşimin çok önemli bir yeri var. Yani bir insan depresyona giriyor. Çok temel bir şeydir ya, en sık bilinen, en çok bilinen kavramlardan birisi aslında. Ve kendini değersiz hissediyor. Ve değersizlik şöyle bir şey, yani ben hiç kimse için önemli değilim, herkese yük oluyorum falan. Böyle durumlarda, bu çok paylaşılan bir şey, depresyonda bunu görmek çok olası. Böyle durumlarda şunu da düşünmek lazım değil mi? Yani nasıl bir canlı? Yani tamam beyninde nörotransmitterler değişiyor, o oluyor, bu oluyor da biyolojisinde bir şey değişiyor. Bir yeri ağrımıyor, bir şey olmuyor da ben değersizim diye düşünüyor. Bu nasıl bir semptom? Yani ne önemi var ki yani öteki tarafından değerli görülsün, görülmesin, bir anlam ifade etsin, ay ötekilere yük mü oluyorum desin. İnsanın zihninin karmaşıklığını anlamak için bunun önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Terapi de bunun üzerine kurulu bir şey. Yani insanın kendi kavrayışına da dayanan bir tarafı var. Buna ek olarak bir şey de şunu söylemek de istiyorum. Bunun gibi ekoller işte bilinçaltı temizliği vesaire hani isimler değişecektir, başka şeyler çıkacaktır, gelecektir. Tekrar olur mu? Muhtemelen olur. Çünkü çok sansasyonel işte medyatik şeyler yapıyorlar vesaire. Çözüm üretir mi? Çözüm olur mu? O ya da işte ne kadar neye hitap eder? Pek de süreyen olmadıklarını görüyoruz. Biraz da öyle düşünüyorum aslında. Yani post-truth ne yazık ki bunları artık biraz kalıcı hale getiren, normu biraz zedeleyen ya da değiştiren etkilere yol açıyor. O ayrı bir mesele ama şunun önemli bir yeri olduğuna gerçekten inanıyorum. İnsanın kendisinin de biricik olan bir deneyimi var ve onun anlaşılmasının, çözümlenmesinin de çok önemli bir yeri var. Psikoterapide yapılan şeylerden birisi de bu. Yani insanın mahrem bir alanda, orada anlatılanların orada kalabileceği, kendini yargılanmadan açıkça ifade edebilmesi, çünkü ancak kendine de insan böyle dönüp bakabilir. Hep yargılanacağını hissettiği zaman insan kendi kendine bile bir şeyleri söylemekte güçlük çeker. Elbette çok beklenebileceği gibi. Bunların da çözümlenmesini içeren bir süreç gibi düşünüyorum.